Dünya borsaları büyümeye yönelik endişelerle geriliyor. Amerikan hisseleri büyük teknoloji şirketlerindeki alışlarla dünyadan pozitif ayrışıyor. Ama küçük hisse ağırlıklı Russell ve S&P hisselerinin %70'e yakını günü kayıpla kapattı. Borsa İstanbul banka ve otomotiv hisselerinin öncülüğünde sert yükselişte dünya ile arasındaki makası kapatmaya çalışıyor. Bankaların yabancı yatırımcıların alışıyla yükselmesi ve endeksin kritik 7800 direncini aşması yükselişin devam edebileceğini işaret ediyor. Türkiye'nin risk priminin son iki yılın en düşük seviyesine gerilemesi ve hazinenin 5 yıl vadeli sukuk ihracı için uluslararası bankalara yetki vermesini, ekonomi politikalarının normale dönmesiyle yabancı ilgisinin artmaya başladığını gösteren olumlu bir gelişme olarak okuyoruz. Dünya piyasalarının seyri, Borsa İstanbul'da yatay bir seyri gösteriyor. Ancak dünkü yükselişin gücü ve pozitif haber akışı yükselişin devam edebileceğini işaret ediyor. Endeks için destek ve direnç seviyeleri 7.915 ve 8.000 endeksin yükseliş trendine geri dönmesi için 8000 seviyesindeki direncinin aşılması gerekiyor. Beklentilerin üzerinde kar gelmesine rağmen enerjisa sonuçlarına pozitif tepki beklemiyoruz. Karın yükselişi ağırlıklı olarak ertelenmiş vergi gelirinden kaynaklanıyor. Hisse dün %6 yükselişte pozitif sürprizi fazlasıyla yansıttı. Beklentilere paralel sonuçlar açıklayan Kardemir'de özel bir tepki beklemiyoruz. Türk Traktör satış rakamları güçlü gelmeyi sürdürüyor. Hisseyi beğenmeye devam ediyoruz. Güçlü sonuçlar açıklayan Çimsa ve Türk Telekom'un pozitif tepki vermesini bekliyoruz. Teknik olarak öne çıkardığımız hisseler Garanti Bankası, Gübre Fabrikaları, Koç Holding, Sabancı Holding, Şişe Cam ve Tüpraş. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.